Merhaba, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün programımızın konuğu Bekir Ağır'dır. Merhabalar Bekir, Merhaba. hoş geldin. Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin genel müdürü Bekir Ağır'dır'la 24 Haziran'a doğru gelişmeleri ele alacağız. Evet, daha önce 5 Haziran tarihinde gene... Bu Masada e, ve ekranda Ruşen Çakır'la bir program yaptınız e, ve o programın izlenmesi de çok yüksek. Biz e, bu program kanalıyla da e, tavsiye ediyoruz izleyicilerimize e, o programı da mutlaka dinlesinler. Bu iki programda e, tahmin ediyorum ki birleşecek. Evet, e, Bekir Ardır senelerden beri hep kutuplaşma üzerinde durursun. Ve bahsettiğimiz programda da gene kutuplaşmanın ne kadar önemli ve Türkiye'nin kaderini belirleyen bir noktada bir halde olduğunu belirttin. Ne demek bu kutuplaşma buradan başlayalım mı? Ve bunu aşamayacak mıyız 24 evet. Haziran'a yani, kadar? He, evet. evet, zaten onun için, e, onun konuşuyoruz. için konuşuyoruz. elbette. Ee, evet, 24 Haziran'ı galiba çıkacak sonucu ya da karşılaşacağımız sonucu belirleyecek en önemli dinamiklerden bir tanesi kutuplaşma meselesi olacak. Ne demek kutuplaşma ya da ben neyi kastediyorum? Teorik tarifi bir tarafı ama… Daha doğrusu bu tabii. Evet, herhangi bir problemi diyelim ki işte bir Suriye Afrin meselesini konuşmak veya Avrupa Birliği'ni konuşmak veya yoksulluk veya sanayileşmeye dair bir problemi konuşmak ve işte taraflar şimdiki cumhurbaşkanı adayları ve seçime katılan partiler 57 milyon seçmenin %64'ü o tartışmayı tartışmanın içeriğinden söylenenlerden o problemin unsurlarından dinamiklerinden falan değerlendirmiyor. Nereden değerlendiriyor? Her üç insanın ikisi kabaca siyasi pozisyonuna göre, siyasi pozisyonu da ama hangi partili olmaktan daha da yalın bir şey, AK Parti yandaşlığı ve karşıtı olmaya göre pozisyon alıyor ve değerlendiriyor. Bu anlamda ikiye bölünme den bahsedebiliriz. Aynen öyle. Aynen öyle. E, şimdi de dolayısıyla bizim kutuplaşma diye tarif ettiğimiz şey herhangi bir meseleyi kendi dinamikleri, kendi unsurları, kendi aktörleri içinden değerlendirmemek veya düşünmemek. Ve bu kutuplaşma duygusunun ürettiği ruhi ve zihni ambargolar var. Yani neler bir kere bir yalnızlaşmak demek. Yani kendi alanınızı hapsoluyorsunuz. Bu konuda çok çalışma var. Mesela en çok bilinenlerinden bir tanesi hani sadece öyle bizim yaptığımız gibi kamuoyu araştırması da değil. Örneğin Twitter'da kim kimi takip ediyor gibi yapılmış bir takım taramalar var. var. Somut veri ara. Ve o somut da bile görüyorsunuz ki ülke böyle üç ayrı parça. Ne yani birbirlerinin söylediğini bile dinlemiyorlar. Yani ben Twitter'da sadece kendime benzeyenleri takip ediyorum. Ve sadece kendime benzeyenler benim sesimi duyuyor veya sözümü duyuyor. Veya tersi öbür taraf açısından. İki, yalnızlaşmak kadar sağırlaşmak. Çünkü duymuyorsunuz öbür tarafı. Ve biz şimdi diyelim bu seçim döneminde işte hangi adaydaysak ya da bizim akvaryum üzerinden konuşayım. Diyelim Muharrem İnce'nin Tayyip Bey'e yönelik ve böyle hani tam lafı yerine oturtmuş dediğimiz bir takım demagojileri ya da polemiklerini o binlerce yayılıyor. Herkes de bundan çok da keyif alıyor. Ama o polemik AK Parti'ye ya da Tayyip Erdoğan'a gönülden bağlı olan veya oy verecek olan insanların ne kadarına değiyor? Ne kadarına değdiği zaman onlarda bir etki veya sorgulama üretiyor, oradan bir, bir oy değiştirme üretiyor. Hemen hemen sıfır, hemen hemen sıfır. Yani bu yüzde en azından üçte ikisi açısından seçmen. Bir başka şey yani sağırlaşmak dediğim şey o. Bir yandan sessizleşiyorsunuz çünkü sadece kendiniz gibi insanlarla konuşmaya başladıkça hani bu şeye benziyor böyle restoranlarda falan da görürüz ya artık 20 yıldır ya da birbirinden sıkılmış çiftler vardır ve konuşmazlar, telefonlarıyla ilgilenirler. E o çünkü hep kendiniz gibi insanlarla bir camianın içindesiniz, sessizleşmeye başlıyorsunuz vesaire. Ve daha önemlisi Türkiye'deki kutuplaşmanın giderek gettolaşmaya dönüşüyor olması. Yani coğrafi mekanların ayrışıyor olması. Herhalde hepimiz biliyoruz yani Ataşehir'le ba Bağcıları, hayat tarzı da, siyasi tercihleri de farklı veya İstanbul'u izleyiciler hatırlamaya çalışsınlar. İstanbul'un mesela seçim sonuçlarını veya referandum sonuçlarına bakalım. İşte Beşiktaş'ta yüzde 80 birisi, birisi. Bağcılar ya da Esenler'e gittiğiniz zaman bu sefer tersinde 80 birisi, Aynı metropolün içinde. Dolayısıyla birbirine değmeyen ve giderek ayrışan coğrafyalar, lokaller. Ve daha önemlisi bunun Türkiye'de şimdiye kadar buna benzer şeyler yaşandı diyebilir birçok izleyici. O yaşandı da. Örneğin 60'lardan önce Vatan Cephesi hamlesi nedeniyle yaşanan bir şey vardı. 80'lerden önce sağ-sol çatışması diye yaşanan bir süreç vardı belki. Ama bu kez olan bunlardan farklı. Bu kez olan… Ve daha da derin herhalde. Değil çok mi? daha derin. Çok Tam daha da derin. onu söyleyeceğim. Yani siyasi kutuplaşma işin cilt kanseri, bunun giderek hayat tarzına ve kimliklere dönüşmüş olan hali var. Kemik kanserine dönüşme hali diyorum ben. O zaman artık öyle bir ruhi ve zihni esaret içinden bakıyorsunuz ki ya kendi kimliğinizden ya tıplaşmanızdan her şeyi değerlendiriyorsunuz. O zaman da diğer rasyonel veya işte o teoride olduğu gibi efendim güncel hayatta ekonomiye bakmak, beslenme problemine bakmak, sosyal güvenlik problemine bakmaktan değil, kutbunuzdan pozisyon alıyorsunuz veya oy veriyorsunuz. Ve tür yine bu kez farklı olan şeylerden bir tanesi daha öncekilerden farklı olan ve daha derin olan giderek bu kutuplaşmanın lümpenleşmeye yatkın olması. Yani birbirini suçlamalar giderek işte metrobüste eteği kısa diye veya uzun diye veya kılık kıyafetine bakarak veya okuduğu gazeteye bakarak yolda toplu ulaşımın içinde birbirine hırlama haline dönüşmeye başlamak demek. Burada tabii şu, bu öyle kolayca da geçer bir şey değil. Yine öncekilerden farkı. Nedir farkı? Öncekiler ya da hayatımızda hep kutuplaşma var. İnsanlığın hayatında var. İşte diyelim emek sermaye çelişkisi veya kutuplaşması. Ama bu tür kutuplaşmalar yani emek zenginlik, sermaye, fakirlik. zenginlik fakirlik gibi sanayi kent kent kır gibi evet. bu kutuplaşmalar ama sonuçta hep olumlu bir enerji üretir. Neden? Çünkü o gerilim iki tarafta birbirine mahkum olduğu için o gerilim daha iyi de daha yukarıda daha ileri bir yerde yeni uzlaşmalar üretir. Orada yeniden bir gerilim başladığı zaman yeni bir uzlaşma üretir. Örneğin insan hakları kavramının ortaya çıkması bile işte 2. Dünya Savaşı sonrası 60'larda. Ya da sendikalaşma hakları, örgütlenme hakları gibi meseleler. Ama bu sefer Türkiye'de yaşanan kutuplaşma bu tür dikey bir kutuplaşma değil. Yatay kutuplaşma. Yani muhafazakar, seküler diye veya Türk Kürt diye ne demek? O zaman her kümenin kendi dikeyleri yani Türklerin içinde sermaye var, emek var, Türklerin içinde kent var, kır var, Türklerin içinde eğitimli var, eğitimsiz var veya Kürtlerin içinde. Dolayısıyla Türkler veya Kürtler veya muhafazakarlar, sekülerler birbirlerine değmeden, olumlu bir enerji üretmeden bu çelişkiden ve bu çelişkiyi çözelim, yeniden bir araya gelelim de bir doğal çaba göstermeden ve hayatın dayatması olmadan kendi işlerinde varlıklarını sürdürebiliyorlar. Onun için yatay kutuplaşmanın çözümü de kolay değil. Ve Türkiye'ye özgü, daha da son bir şey, kutuplaşma meselesini belki uzattık ama Türkiye'deki kutuplaşma bir eksen üzerinde iki köşenin kutuplaşması değil. Türkiye'deki kutuplaşma yıldız gibi üç köşesi var. Yani üç ayrı işte biraz önce senin referans verdiğin Rusya'nın programında uzun uzun anlattığım üç Türkiye, üç coğrafya meselesi gibi bölünme. burada Türkiye'de yaşanmakta olan kutuplaşma muhafazakarlar, sekülerler ve Kürtler. Bunların her biriniyle, birbiriyle ilişkileri illa birbirinin tezi, antitezi olmasından kaynaklanmıyor. Yani muhafazakarlarla sekülerler hayat tarzı üzerinden, muhafazakarlarla sekülerler beraberce Kürtlerle kimlik talepleri, tanınma talepleri, kimlik adaleti, kültürel meseleler üzerinden gibi farklı eksenlerden besleniyor. İlla birbirlerinin antitezleri de olması gerekmiyor. Dolayısıyla bugün coğrafi olarak da, kutuplaşmışlık olarak da, ekonomik dinamikler üzerinden de, siyasi sonuçlardan da nereden bakarsak bakalım karşımızda üç köşe ya da birbirinden ayrılmış üç dünya var ve bu sürdürülebilir değil çünkü bu gettolaşmayla metropollerin ve gündelik hayatın hızlanmasının ürettiği problemlerle, bu hukukun üstünlüğüne olan inancın giderek kaybolmasıyla, bu kamu dediğimiz ya da devlet dediğimiz mekanizmanın omurgasının kırılıp bütün hizmetlerde ve her konuda partizanlığın, kalitesizliğin hakim olmasıyla, yönetimin keyfileşmesiyle, hukukun olmamasıyla gibi bildiğimiz bütün güncel problemlerin içinden bakınca özü itibaren şu oluyor. Herkes Şabanken, yani iyi niyetten kendince baş edemediği problemlere karşı uğraşmaya ve de o problemlerle boğuşmaya çalışırken Recep İvedikleşiyor herkes. Dolayısıyla savunulen diyen Recep İvedikler önce metrobüslerde başlıyor. Yarın sokaklarda nitekim şimdi diyelim işte son iki gün bile sadece sosyal medyayı tarasan 25 Haziran'a dair maalesef biz evet. iktidarı alacağız ve sizden intikam aldık alacağız diyenler veya 25 Haziran'dan itibaren gömdüğümüz silahları çıkarıp sizden hesap soracağız diyenleri görüyorsun. İşte bunlar Recep evidiklerin en uçları. Evet. giderek bu seçmede yani 24 da bu kutup başma damgasını vuracak gibi görünüyor. En azından şimdilik fotoğraf böyle. Evet. Ee, 7 Haziran seçimlerinde bir kısım seçimlerinde ve referandumda tablo Tıp atıp böyleydi Aynı. ve burada ha. hiçbir değişiklik olmadı diyorsun. Yani küçük oynamalar var elbette ama öyle çok büyük radikal oynama olmuyor. Hep bir Kaderi çünkü. değiştirecek Evet. Bir çünkü, değişiklik yok. Çünkü bunu kim bozar? Bunu siyasetçiler yine bozardı. Yani 24 evet, Haziran'a… Zaten giderken. oraya gelmek istiyorum. Dolayısıyla 24 Haziran'a dair vaatlerinin ne olduğu veya ürettikleri siyasetin veya siyaset tarzının, söylemin, dilin, sözcüklerin, kavramların… Bu kutuplaşma içinden mi şekilleniyor yoksa kutuplaşmayı aşan bir ortak hayal, bir ortak umut, ortak bir kader, gelecek gibi bir yerden mi şekilleniyoruz? olması değiştirebilirdi bu tabloyu? Şimdi ortak kader diyen kimse yok. Ya da bütün bu kimliklerin bir arada yaşamasını inşa edeceğim diyen de yok. Tabii tümüyle de etmeyelim. Muhalefetteki Millet İttifakı'nın o ittifak protokolündeki dört, dört madde… madde. İşte güçler ayrılığını yeniden tesis etmek, yargının bağımsızlığını sağlamak aslında bu amaca hizmet eder. Ama ilginç olan şu ki o dört maddeyi onu yapan üç lider ya da üç parti ve o partilerin cumhurbaşkanı adayları anmıyor. Yani bizden başka. Kağıdın üstünde kaldı. Evet. evet yani halbuki böyle 500 lira oraya verdim, 1000 lira buraya verdim bahetlerinin anlamı yoktu. Yani çünkü görülüyor ki iktidar freni patlamış bir biçimde. Ne vaat ederseniz 1 lira fazlası diyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir iktidar ve veya böyle bir siyaset anlayışına karşı yapılacak şey onu artırmak artırmamak değildi. Oyunu değiştirmek. Oyunu değiştirmenin yolu ancak ortak hayat, ortak hayatı inşa etmek, ortak hayatın ortak değerlerini, kurallarını konuşalım demek ve biz buna talibiz demek. Her şeyden önce birincisi. İkincisi, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu problemler aslında o kadar derin ki, yani bir arada yaşamak kendi içinde artı bölgeyle yeniden barışmak ya da dünya ile yeniden barışmak vesaire. Şimdi bunun için ya da ekonomik krizi, kültürel veya sosyolojik problemler kadar işin ekonomik boyutu ve siyasi boyutu. Şimdi bütün bu problemler sadece bir partinin 51 alması ve parlamentoda veya baş parlamentoda çoğunluk olması veya başkan olmasıyla çözülebilir şeyler değil. Sen de ben de başkan olsak Tayyip Erdoğan Mahremince de başkan olduklarında herkes şu gerçeği kavramalıdır Türkiye'de. Türkiye'nin bugün karşı karşı olduğu problemler bir kişinin iradesi ve tercihleriyle yönetilebilir ve çözülebilir şeyleri geçti. Yapılacak şey bütün parlamentoda bu üç kutbun temsilcileri olan bütün partilerle bir arada ortak uzlaşmalar ve çözümler üretmektir. Ama ben henüz hiçbirinden böyle bir çağrıda veya böyle bir gerçekçilik de görmüyorum. Yani kürsüye çıkan henüz birisi yok ki, ey ahali ben oy alıp seçilsem bile parlamentoda bütün bu kutupların taraflarının dahil olduğu bir süreçle yeni ikna, uzlaşma, müzakere süreçleri üreteceğim. Parlamentoda bunların tartışılmasını sağlayacağım diyen yok. Dolayısıyla Türkiye bugün tek adamın tek tercihleriyle, bu Tayyip Erdoğan olsun, Muharrem İnce olsun. Başka hiç fark etmiyor. Yönetilebilir Tabii. problemler noktasında değiliz yani çok daha vahim ve gerçekten bir beka meselesiyle karşı karşıyayız. Ve kimse henüz bunun vahametini de anlamış değil. Çünkü herkes kendi kutbundan aldığı alkıştan çok mutlu. Çok mutlu ama kendi kutbunuzdan alkış almanız yetmiyor. Ve özellikle muhalefet açısından ve Muharrem İnce açısından söyleyelim. Ya da Meral Akşener açısından söyleyelim. Burada oyunu bozmak için AK Parti MHP ortaklığının diyelim bir Kasım'dan gidelim. Oyu 61 referandumdan gidelim oyu 51. Demek ki minimumda oradan o 51 insanın onunun oyunu bu tarafa çekmemiz Çekmek. lazım. Gerçekten. Peki o 10'u yani AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a olan aşklarından veya tercihlerinden veya duygularından veya kimliklerinden veya ideolojilerinden nasıl arındırıp da bu tarafa çekeceksiniz? Mesele budur. Protokolün dört maddesinde bu enerjiyi bu dinamizmi görüyor musun? En azından enerji değilse bile ama bir kararlılık vardı. Yani evet. çünkü ortak hayatı inşa imza etmek. Var. Tabii ortak hayatı inşa etmek demenin temel parametresi güçler ayrılığını inşa etmek doğru. Yargıyı yeniden yapılandırmak doğru. doğru. Orada tam ifade etmedikleri veya belki öyle düşünmedikleri yeni bir anayasayı, yeni bir toplumsal uzlaşma'yı, yeni bir sivil anayasayı yeni baştan yani devleti yeniden inşa etmek i̇nşa aslında. Etmek idi bence. Eskiye dönüş o kısmı, değil yani. Evet evet. Yani mesele sadece parlamenter sisteme geri döneceğiz Bahati. Evet. Baştan itibaren bence stratejik olarak yanlış. Şunun için yanlış. Parlamenter başkanlık sistemi doğrudur anlamında söylemiyorum. Başkanlık veya parlamenter asıl meselemiz ikisi hangisini yapacaksak doğrusunu yapmak. Doğrusunu yapmak zorundayız. Bizim eski parlamenter sistemimiz doğru değildi. Bir sürü eksiği vardı. Ve bir sürü de bugüne yetmeyen geride kalmış tarafı vardı. Bugünkü başkanlık sistemi zaten tümüyle yanlış. Çünkü tek her şeyi merkezileştiren bir mantığa dayanıyor. Güçler ayrılığına dayanmıyor. Dolayısıyla biz nedir iyi olanı konuşmadığımız için böyle ezberlerden konuşuyoruz. O yüzden de geriye döndüreceğiz demek değil. Bizim meselemiz var olan sistemi yeniden inşa etmek ve yeniden inşa ederken katılımcılığı açık, şeffaflığı olan, güçler ayrılığına dayanan ve de katılımın üç bu kümelerinde veya kimliklerinde içinde kendilerini var hissedebildikleri yeni bir yönetim sistematiğini inşa etmek. Tabii ki bu kadar kapsamlı bir muhalefet tarzı veya iddiası yok ortada. O yüzden de diyorum Ayrıca ki zaten… Ayrıca bir şeyi daha belirtmek istiyorum. Yani bu sadece üç parti arasındaki mutabakat değil. HDP'nin bunlara hiçbir itirazı yok. Kesinlikle. Yani Ama... o anlamda dört partinin de Ki, tabii bu tabii, noktada tabii, doğrusu bu anlaştığı düzenli. ve uzlaştığını aynen, aynen. da görmek. Orada lazım. hani başka işte partilerin veya liderlerin kişisel duyguları hakim evet. oldu vesaire vesaire. O tarafı işin artık seçimden sonra daha uzun uzun konuşacağımız taraf ama evet. dolayısıyla sonra inşallah. Dolayısıyla bugünkü olur. adaylar ve konumlanışlar ve söylemler ve vaatler henüz o kutuplaşmayı darmaduman etti. Tamam buzlu veya bu donmuş hal kırılıyor bambaşka bir Türkiye inşa oluyormuş gibi bir şey izlenim vermiyor yani, henüz. Açıkçası ben baştan başlangıçta ki, bunu çok bekliyordum. Böyle bir umudum vardı. Hele ki dört maddelik bir protokol de ortaya çıktıktan sonra evet HDP'nin dışında kalması son derece anlamsız bir ve Ama HDP yanlıştı. dahil dört parti de eğer ilk günden itibaren bu sözünü ettiğim böyle bir iddia dillendirseydi hiç öyle o bursu, bu vaadi, emekliye para demelerine gerek yoktu. Bana soruyorsan gerçekten Türkiye insanı, evet üçte iki insan bu duygulardan bakıyor. Ulaşma duygusundan ve siyasi zeminin heyecanından. Ama gündelik hayatın reel dertlerinden baktığınız zaman, bunu her yerde tekrarlıyorum, yüzde 44 insan, yani 25 milyon seçmen ise kendi hanesinin dirliği düzenliği üzerinden bakıyor. Kendi hanesinin dirliği ile ülkenin huzuru ve barışının ilişkisini doğru anlatmak meselesiydi bu. Ve o yeni inşa edilecek toplumsal uzlaşmada, devlette, yönetim sistematiğinde muhafazakar veya seküler veya Türk veya Kürt herkes kendini kendini ait hissederek, kendinin var olduğunu bilerek, onur duyarak bu ülkenin yurttaşıyım diyeceği bir dünyayı kuracağız deselerdi o zaman bütün bu kutuplaşma darmaduman olurdu. Evet. Ama şu anda henüz bu yok. Aksine bir yandan da tabii ki şunun kısmında kabul etmemiz lazım. AK Parti ve Tayyip Erdoğan bu kutuplaşmadan besleniyor uzun bir süreden beri 2009-2010'dan beri bilinçli bir sistematik içinde bu kutuplaşmayı körüklemeye ve hani dondurmaya, adeta dip frizine koyup oradaki o %52, %53 yüz içindeki seçmeni belli bir pozisyonda kitlemeye çalışıyor. Bunda da başarılı olduğunu 2014'ten 2018'e yaptığımız bir yerel seçim, iki genel seçim, bir referandum ve cumhurbaşkanı seçiminde yaşadık. Dolayısıyla muhalefetimi 4 yıldaki bu 5 sandıktan bile Anlaması lazımdı ki oyunu bu kimliğin ve kutuplaşmanın dışına çıkarmadan oyunu kazanma ihtimali yok. Evet. Ve ona göre bir strateji geliştirmeleri beklenirdi. Ama öyle olup olmadığını göreceğiz. Evet, herkes sonra. kendi taraftarını beslemeye, hala onu e, ayakta taraftarını, Kendi taraftarına, kendi tribününe oynamaya evet. falan. Evet. Dolayısıyla ben şöyle bir cümleyi sıkça kuruyorum. Senden daha önceki programda söylemişimdir. Yani öyle bir noktaya geldik ki bu tabii 2004'ten başlayarak adım adım. Sonra 2010'dan itibaren... AK Parti'nin de bilinçli politikalarıyla başka bir noktaya geldi ama bugün geldiğimiz noktada durum bence şudur. Diğerlerinden ya da ötekileştirdiklerimizden korunmak için duvarları inşa ettik. Ama o duvarlar o hale geldi ki şimdi kendi hapishanemiz oldu. Ötekilerden korunmak değil, kendi kendimize hapishane inşa ettik. Ötekileri korkutmak için öcüler icat ettik. Şimdi o öcüler kendi hortlaklarımıza dönüştü. Sokağa bile çıkamıyoruz korkudan. Evet. Dolayısıyla kendim ettim, kendim buldum gibi bir mesele bu. Çünkü bu ülkede bu kısmını ve öz eleştiri tarafını da yaparak bu kısmını bitirelim izin verirsen. Böyle zamanlar, zamanlarda toplumlar, sade bireyler ülkenin entelektüellerine, aydınlarına, siyaset adamlarına döner ve çare söylüyorlar mı der. Tabii ki benim babam problemi hissediyordur ama benim kelimelerimle problemin çözümünü söyleyemez. Söyleyemez. O karnım ağrıyor diyecek, reçeteyi yazacaktı doktor sonuç olarak. Ama bizim ne yazık ki entelektüel dünyamız ıssız ve bu kutuplaşma duygusunun bizzat iyi taşıyıcısı ve içinde çok önemli bir kesim. Elbette farklı düşünenleri var, bütünlüğü kapsamayız ama önemli kesimi. Siyasetçilerimiz ise zaten başka bir dünyada yaşıyorlar. Dolayısıyla da toplum böyle çare bulamadıkça ve hakim iklimde kutuplaşmayı körüklermiş gibi davranınca o zaman çok hani şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkmıyor. Çıkmıyor. Yani. Evet. Bu bütün bu konuştuklarımızı tek cümleyle özetlemek gerekirse herhalde barış içinde e, huzur toplumu'na ilerlemek dışında hiçbir şansımız yok. Tamam tabii hiçbir evet. yol yoktur. Yani bu ülkeye, bu topraklara, bu toprakların insanlarına ve geleceğe inanmadan bu ülkenin insanlarının kendilerine dair kararlara, buna seçimdeki tercihleri dahil, dahil olmak üzere doğru veriyorlardır diye bunu ciddiye almadan, suçlayarak falan değil, bunu kale almadan, bu ülkenin her bir vatandaşına güvenmeden, her bir vatandaşının ihtiyaç ve taleplerini de kale almadan, İstanbul'dakinin hukuk ve özgürlük talebiyle Kırşehir'dekinin istihdam ihtiyacına aynı anda cevap üreten yeni bir ütopya üretmeden, veya Kürt'ün var olma haklarını tanımadan, tanımadan yeni bir Türkiye inşa edemeyiz. Bu gerilim sürer. Bu seçimler henüz bu inşa için müteahhitleri, ustaları seçme seçimiydi. Görünüyor ki o olmayabilir. O nedenden diyorum ki, Ruşen'den programda da söylemiştim, bu seçim o nedenden gerçek yapmamız gereken seçimlerin kostümlü provası olabilir. Evet, 13 gün var. Bu 13 gün içinde kaderi değiştirecek bir performansı siyasiler gösterebilirse ne ala. Elbette. Bir de yani hani öyle olaylar olabilir ki ekonomik krizde öyle bir yere varabilir ki ya da hiç beklemediğimiz ne bileyim ben olan dışı öyle şeyler olabilir ki gerçekten fotoğrafta değişebilir. Çünkü bir yandan da bütün bu donmuşluğun, buzun arka yüzünde de çıtırtıyı, kıvılcımları, yol yordam arayışı, bu hapishanelerden kurtulma arzusunu da bir yandan görüyoruz. Yani Ekonomiden baktığınız zaman insanların yarıdan fazlası gelecekten Ekonomik kriz bekliyor örneğin, ülkenin üçte ikisi karamsar, ülkenin gençleri ülkenin geleceğinden umutsuz ve karamsar falan. Dolayısıyla bu hep bir rahatsızlığın ifadesi ama yol bulamıyorlar. Yolu siyaset ve entelektüeller üretir. Evet, bütün bunlardan ve en azından hala umutlan beklemekten evet, başka yapacak. Bütün bunlardan o... hareketle şunu söyleyebiliriz: En azından ekonomik kriz beklentisi içinde ve onun derinleşmesiyle iktidarın değişeceğini düşünen fikirlerin de özellikle bu seçimde çok da fazla etkisi olmadığını, olmayacağını söylemek mümkün. Yani geleceğe ilişkin hayalleri… Söylemin değil ama krizin kendisi değiştirir. Evet. Yani kriz olabilir, işte o yanlış yönetir falan söylemlerinin bir karşılığı yok. Ama gerçekten şu veya bu sebepten bilemem ama yarın bir anda Gerçekten böyle hani ülkenin ilk 100 sanayicisinin 40'ı iflasını ilan ediyor ya da 20 büyük bankanın üçünde bir problem patlıyor, kurlar bilmem ne oluyorsa hani 2000 2001'de yaşadığımız gibi bir gecede bütün ekonomik ölçüleri, değerleri, dengeleri altüst edecek alt şeyler derece oluyorsa olursa... evet seçmenin tavrı da değişebilir. Bir de tabii ikinci şey yani en baştaki şeye ve asıl gündemimize de geri dönersek 24 Haziran ne belirleyecek? Birincisi evet kutuplaşma, ikincisi seçme katılım. Tam kriz meselesi ya da ekonomiye dair değerlendirmeler veya AK Partili olup da ya da o kutbun içinde olup da AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarından rahatsız olanlar ki önemli ölçüde var. Neredeyse üçte biri. AK Partiliyim diyenlerin üçte biri ya da AK Parti'ye oy vereceğim diyenlerin neredeyse üçte biri. E bu üçte bir hani eli belki öbür kutuptan bir adayına oy vermeye gitmeyebilir ama sandığa gitmek işlerine sinmeyebilir ve sandığa gitmeyebilirler. Dolayısıyla seçime katılma oranı önemli diğer bir başka belirleyici olacak. Ne bekliyorsun? Şimdi teorik olarak sorduğunuzda insanlar 90-92 yani %90-92'lerde katılım katılacağım diyorlar ama daha önceki deneyimlerimizden 85 %85-87 aralığında bekliyoruz biz. Ama bu eğer 81 hatta 80'in altına doğru inmişse eğer o zaman bil ki bu, bu yani Kürtlerin ve sekülerlerin olduğu kutuplardan değil, muhafazakarların olduğu kutuptan eksilmedir ve AK Parti oyu eksilebilir. Yani e 7 seçkenli... Haziran'da böyle oldu örneğin. Evet. Yani 7 Haziran'da AK Parti 40, bir önceki seçimdeki 49'undan 41'e düşerken onun 4 puanı aslında hala AK Partili olan ama AK Parti'ye de eleştirisi olan ve diğer bir adaya partiye oy, oyu vermeye gitmediği için sandığa katılmayan insanlardı. Evet. Şimdi de yine öyle bir 4 puan, 5 puanlık kesimi gitmeyebilir belki de. Bilmiyor. Evet. Tercihini belirlemeyenler oldukça yüksekti. Yüzde 18'lerden bahsediliyor. Seçim yaklaştıkça birazcık düşmeye başlıyor. Şu öyle anlarda yüzde 12, 13'lerde. Bu önemli bir gelişme herhalde e, tabii, değil mi? Tabii. Seçim, hani seçim Irak'tayken ya da gündemde değilken insanlar biraz daha kararsızım demeyi falan tercih ediyor. Bir kısmı şu veya bu sebeple zaten kararı olmadığı için de değil de her zaman. Yani bu yüzde 10, 12 artık gerçek kararsız olmaktan daha çok bence... Hani kanaatini söylemek istememek hali. Gerçek kararsızlığı içindeki 2-3 panıdır muhtemelen. Evet. E, seçim sonuçları itibariyle sürprize açık bir seçim olduğundan bahsedebilir miyiz bu seçimin? E bir yandan evet. Neden? Çünkü anlattıkların bütün, açısından bütün, tabii, pek tabii, değil bütün ama bütün kutuplaşmalar üzerinden bak baksak bile referandum işte en iyi anket o. Evet. Yani referanduma baktığımız zaman 51 Öbür taraftaki 49 dediğimiz ya da muhalif blokun 49 dediğimizi işte sekülerler ve Türkler diye ayırdığınızda burada gerçi Saadet Partisi ve İyi Parti gibi muhafazakar ve Türkçü şeyden sosyolojiden gelenler de var. Kabaca bu fotoğraf ne demek? 2 puan olma, oynaması demek. Yani 57 milyon seçmen içinde 1 milyonun fikrinin değiştirmesi demek. Bütün tabloyu alt üst edecek kadar da kritik. O nedenle bir yandan donmuş bir fotoğraf var ama her şeyde gerçekten o yarım puan, bir puanla ya da on bin oyla bile değişebilir. Değişebilir. Nitekim zaten bu riski Tayyip Bey de gördüğü için gördüğün gibi on bin oyu fırsatını bile kaçırmadan bütün tarikatlara açıklama yaptırmaktan, her türlü vaadi hemen CHP'nin elinden alıp bir an önce hayata geçirmekten, daha da önemlisi imar barışı gibi ve bedelli askerlik gibi. Yani hani bu filmlerde gördüğümüz bir işi taşırana veriyorsunuz, parayı yırtıp veriyorsunuz. Öbür yarısını da işi yapınca, yapınca gel alıyorlar ya. E burada da ne yapıyorsunuz? Şimdi imar barışı için başvuracaksınız. Ama fiili uygulaması, hukuki uygulaması ve sürecin tamamlanması seçimlerden sonra. Evet. Dolayısıyla AK Parti'nin seçimi kazanmak uğruna yapamayacağı bir şey yok. O anlaşılıyor. O yüzden zaten oyunu bozmak muhalefete düşerdi. Evet, iddamlar yeniden mitinglerin konusu mesle, haline geldi evet, bir anda. Yani, yani Selahattin Demirtaş Bey'e bile dün ima edilen, açıktan söylenmese bile 53 kişinin kanı var elinde deyip meclis idam yapsaydı demek. Dolayısıyla Tayyip Bey ve AK Parti bu seçimleri kazanmak için yapamayacakları yapabileceklerinin sınırı yok. Evet. Yani ama bütün bunlar beklenmeyen şeyler de değildi. bir ay önce de bunları konuşabilirdik. Beklenen şeylerdi. Beklenen Tabii şey. hepimiz tavşanlı. Muhalefetin bu oyunu bozmasıydı. Dolayısıyla daha hani basit bir metafordan söyleyelim. Boks yapıyorsunuz. Ve her seferinde dayak yiyorsunuz. Sonra her seferinde diyorsunuz ki ya bizim boksörün sağ kroşesi zayıf. Onu güçlendirelim. Zıplama seksikte onu yapalım. Halbuki bu kez duelloyu voleybolla yapalım arkadaş deyip oyunu değiştirmekten söz ediyorum ben. Böyle bir oyun değişikliği yapmadan, boksun içinde taktiği değiştirdiniz, aradaki bir senede boksörünüzü daha iyi lan bu oyunu kazanma ihtimaliniz yok. Çünkü bu oyun kutuplaşmalar üzerinden oynanıyor ve kimlikler üzerinden oynanıyor ve sayılar üç aşağı beş yukarı belli. Burada yenile yenile öğreneceğimiz hiçbir şey yok yani. yani, yani Öğrenecek. Bambaşka hiçbir, bir yerden bambaşka siyaset bir yerden kurmaktı. O, o da benim lazım. tezim hani bir arada yaşam mı kurmaya, yeniden devleti ve bir arada yaşamı inşa etmeye talip olmaktı. Bu söylem ve o zaman HDP'de dahil dört partinin dahil olduğu bu söylem ve kürsülerde, mitinglerde, meydanlarda sadece bunu söylemek ve geleceğe konuşmak, hayali konuşmak. Adaylar hiçbir şey yapmayıp yarın sabah uyanmak iyi arzuladıkları Türkiye'yi anlatsalardı bile oyun bir yerinden kırılabilirdi, bozulabilirdi. Evet, ee, üç partinin, e, tabii ki aslında dört partinin e, bir arada görünmesinin etkileri toplum üzerinde olur mu ve seçim sonuçları üzerinde ne etkisi olur mu? Çünkü olurdu. bu iddiayı taşıyanlar olurdu. şu ana kadar şu anlamda olurdu. Yani herhangi bir dört partiden konuşmuyoruz. Evet. Yani seçime 9 11 parti katılıyor da resmen vazgeçenleri var. 11'in ya da 9'un içindeki herhangi bir dört partiden konuşmuyoruz. Konuştuğumuz sosyoekonomik gelişmişlik endeksi üzerinden ve Türkiye'yi etnik kimlik üzerinden Hemen böyle iki boyutlu haritayı anlamlandırmak mümkün. O sosyoekonomik gelişmişlik ekseninin en ucu laikçilik, öbür ucu dincilik. Etnik kimliğinde bir köşesi Türkçülük, öbür köşesi Kürtçülük. Yani benim kodlamalarımla söylüyorum. Kolay anlatabilmek için derdim. Dolayısıyla bu dört parti, bu dört köşeye az veya çok yakınlar, uzaklar ayrı tartışma konusu ama İyi Parti Türkçülük ya da milliyetçi tarafta, Saadet Partisi dincilik veya daha dini muhafazakarlık tarafında, HDP Kürtlerin Partisi, CHP'de layık seküler Türklerin Partisi. Dolayısıyla bu dört kimliğin dört partisinin bir arada olmasının kendi başına kıymeti ve anlamı vardı. Ve bu anlamı kürsülere, sahnelere, mitinglere, meydanlara taşısalardı oyun baştan aşağıya değişirdi. Şu 10 günde bile yapsalar değişebilir. Evet, yani önümüzdeki 10-13 gün son derece Dolayısıyla hayati. Önümüzdeki 13 günde ne değiştirir? Birisi böyle ekonomik kriz gibi olan dışı şeyler. İkincisi de evet, bu dört partinin yarından itibaren bambaşka bir evet. son adıma hani. Çünkü ben iletişimci değilim ama hani az buçuk dostlarla falan konuşmalardan anladım bu tür kampanyaları böyle üçe bölüyorlar. Hani giriş, gelişme, sonuç gibi. Necati Özkan olsaydı burada daha iyi anlatırdı ortak dostumuz. O sonuç dediğimiz son 10 günlük bölümde gerçekten böyle bir söyleme dönseler bile çünkü burada aranılan şey bu dengenin birinci turda bozulması. Birinci turda bu dengenin bozulması için sadece 1 milyon insan ikna etmenize ihtiyaç var ya da 2 milyon insan ikna etmenize ihtiyaç var. Böyle bir heyecan kasırgası bir anda oyunu o 2 milyon insanı da alıp götürebilir. Evet. Milletvekili seçimleri için HDP hala kilit parti mi? Hala kilit parti ama muhabbet aracı geçecek yani. Evet. Çok olan dış şeyler olmazsa geçer. Bu 60 milletvekilinin e, hesabı nedir? E, çok sorulan ve merak Hayır, şu edilen bir 22 konu. 22 il yani HDP'nin ya da Kürt Türktaşlarımızın ağırlıklı olduğu veya Güneydoğu. çoğunlukta olduğu Güneydoğu ve Doğu'daki Doğu. 21-22 ilin olduğu coğrafyada HDP %67-70 aralığında oy alıyor. %27 civarında da AK Parti, AK Parti alıyor. Doğru. Ya da 70-30 denge değişiyor dediğim, değişti dediğim şey benim o. O zaman o bölgedeki aşağı yukarı 80-70 küsur milletvekilinin 60'ını neredeyse HDP alıyor bu oy dağılımıyla beraber. Bir de İstanbul'dan Ankara'dan aldıkları falan oluyor. Eğer HDP barajı geçemezse bölgede HDP ile AK Parti dışında diğer partiler neredeyse sıfır. Olmadığı için. Yani Hüdapar, Saadet Partisi veya CHP bir miktar var ama her biri yüzde birler, ikişer, üçler mertebesinde hatta üçten fazlası bile yok. Dolayısıyla AK Parti Tek başına HDP barajı geçemediği anda AK Parti o %27-30'luk oyuyla bölgedeki tüm milletvekillerini, Toparlıyor. her 3-0, 4-0, 5-0 yapacağı için matematik olarak AK Parti'nin lehine çalışacak bir durum var. Dolayısıyla HDP'nin barajı geçememesi, evet ben geçer diyorum ama hala o 1 puanlık, yani 500 bin oy. Yani sadece referandumda Türkiye'de örneğin bütün Türkiye'deki geçersiz oy %1.8'di. Bu bölgede geçersiz oy dörtten fazlaydı. Herhangi bir şey ima etmek için söylemiyorum. Ama biz bunu, Ama kamuoyuna, bu bir bunu, bunu kamuoyuna da yayınladığımız için ilçe ilçe haritalarıyla ve şu cümleyi kurduğumuz için burada da tekrarlamakta mahsur yok. Açıklamaya muhtaç bir durum var. Açıklamaya muhtaç durum ne? Türkiye ortalaması 1.8 iken geçersiz oy, kayyumların olduğu coğrafyanın içinde geçersiz oy 4ten fazla. Bu aşağı yukarı 225 bin oydu bizim hesabımıza göre. Yani yarım puandı referandum karşılığı. Çok önemli. E, yarım puan HDP'nin barajına geçip geçmemesi için kritik olabilir. Veya İstanbul'dan, İzmir'den, Türklerden geliyor gelen bir iki puanlık oydaki bir sallanma ya da vermeyelim artık demek veya barajı geçiyormuş nasıl olsa benim oyuma ihtiyaç yok demek bile böyle bir durum yaratabilir. O zaman da evet AK Parti bir yandan evet seçimin hala bir anda parlamentoda muhalefetin hani o iki puan yer değiştirdiği anda parlamentoda muhalefetin te geçmesi çoğunluğun veya başkanlık seçiminin ikinci tura kalma ihtimali yanı sıra tersten bir ihtimal olarak da bir anda AK Parti MHP ortaklığının 350'den fazla milletvekilliğine ulaşması ihtimali de doğabilir. HDP barajı geçmez. Geçmez ise. Evet. 7 Haziran seçimlerinde bu oran neydi? Geçersiz oy. Hatırlar mısın? Yanlış hatırlamıyorsam iki küsurlarda olması lazım. Demek ki tam ikiye Yani katlandı. eğer bütün seçim şeylerinden bakarsak, Türkiye'nin siyasi tarihinden, seçim tarihinden baktığınızda öyle hani geçersiz oylarda hiç böyle olağan dışı bir artış yok. Genellikle iki ila dört puan arasında. Ve oradan ben zaman zaman şu cümleyi kurdum. Var sayılıyor ki bizim akvaryum denizinden geçersiz oy işte insanlar kime oy vereceğini bilmiyor da yanlış yere mühür basıyor da falan. Elbette böyle insanlar vardır. Ama özü itibariyle geçersiz oy, bilinçli bir oy ve bütün bu adayların hiçbirini onaylamıyorum deme oyu aslında. Tabii. Ve önemli bir kesim onu bilerek iki mühür, üç mühür basıyor. Evet. Yani onun için 7 Hazır'ın tam hatırlamıyorum sayısını ama yine %2-3 puan aralığında olduğunu sanıyorum. Evet önemli bir artış oldu muhakkak Tabii, bir yani Kasım referandumda, seçimlerinde. Referandumda, referandumda oluyor. olan dışı bir şey oldu açık yani. Evet. Referandumda çünkü sadece evet hayır oyu var ve yüzde 1.8 iken Türkiye ortalaması o bölgede dördün. Birden bire yükseliyor. Evet e, programımızın da son dakikalarında bu seçim prosedüründe önemli değişiklikler oldu. Çok. Evet e, burada uyarılarımız nedir seçmene? Nelere dikkat edilmesi lazım? Şimdi seçmen nelere dikkat edecek? Bir kere bir, sadece gönüllü müşahitlerin değil. Başka daha temel değişiklikler yapıldı ama seçmen açısından şu. Oy verilme bittiği andan itibaren her seçmen bizim yasalarımıza göre sayımı izleyebilir. Yasal hak bu. Yasal hak. Evet. Hakkı. Müdahale edemez. Çeşitli zamanlarda müdahale ama edilip evet, engellenmesine oy rağmen. O odanın, sınıfın kapısında sayımı izleyebilir. Evet. Her seçmen itiraz hakkını kullanabilir. Her seçmenin sandık kurulu başkanına dilekçe yazıp itiraz hakkını kullanabilir. Kale olurlar almazlar ayrı konu. Ayrı mesele. Ama bu dinamizm, bu hareketlilik ve sandıklara sonuna kadar sahip çıkıyoruz demek bile bir şeydir. Evet. Ha illa bir şey oldu olmadı meselesinden bağımsız olarak. Eğer madem ki bu tür tartışma 2007'den başladı ama 2011'den ve şimdi çok daha yoğun biçimde yapılıyorsa ve böyle de bir vehim varsa ortalıkta, Yapılacak şey herkesin yurttaşlık görevi olarak gerçekten beşten itibaren orada sandık başında sayıma nezaret etmek. Evet, bir çatışmaya yol açmamaya evet. da. Özen ve o nedenle yine bu aralardaki yapılan değişiklikleri de dahil olmayan ve hala da geçerli olan bir hakkımız daha var. Sandık kurulu tutanağı düzenleyip parti temsilcilerine verirken o tutanağın bir tanesini. Yanlış hatırlamıyorsam iki gün asılı kalmak şartıyla Kapıya. o mekanın kapısına yapıştırmak Tabii, zorundadır. böyle Orada dolayısıyla sade bireyler olarak bile yani müşahit olmak, müşahit kartı bir parti görevlisi olmak şart değil. Gidip dikilip asın arkadaş tutanağı göreceğim ve itiraz hakkımı kullanacağım diyebilir herkes evet. bir kere. Her Onun e resmini çekebiliriz fotoğrafını çekebiliriz. Aynen öyle, saklayabiliriz aynen. daha ileride yüksek seçim kurulunun açıkladığı sandık sonuçlarıyla karşılaştırabiliriz. karşılaştırabiliriz. En azından kendi sandığımıza e, sahip çıkmış Hayır, bu oluruz. Bu aynı zamanda bir yandan da zorunluluğumuz. Neden zorunluluğumuz? Çünkü özellikle bizim akvaryumda böyle bir hile yapılıyor veya yapıldığı ya ve yapılacak gibi. Evet. Hatta bazıları artık çok başka uç seviyelere varmış bir takım tevatürler var. En azından bunlara ikna olmak olmamak için. Çünkü bir ülkesi Seçim sistemini sürekli hile var mı yok mu tartışması içinden de götüremeyiz. Tabii götürmemeliyiz. Çünkü siyaset marifeti dışında bu sözünü ettiğimiz bütün küçük veya büyük problemleri çözme ihtimalimiz yoktur. Ne başka birinin bizim adımıza gelip bu problemleri çözme ihtimali vardır, ne de asker veya başka birilerinin güç kullanarak iktidarı ele geçirip de bizim adımıza çözme ihtimali vardır. O tür bütün çözümler, İster IMF dayatması diye, ister Avrupa Birliği dayatması diye, ister asker dayatması diye, ister kim ne derseniz de ister de bağıran bir liderin dayatması diye. Dayatmaya dayanan bütün çözümler hayat bulamayacak. Bu noktayı geçti Türkiye ve Türkiye insanı her şeyden önce herkesin bunu kavraması lazım. Bunu bugün ülkeyi yönetenler de dahil. Öyle zorlan. Bakın ben size yani programın sonuna geldik ama bir şey. 2008 yılından 2018 yılına kadar 10 yılda toplumsal yaşamda ama değer dünyamızda ama gündelik pratikte ama sağlıklı yaşamda ama sosyal medya kullanımında ama özgürlükçülük anlayışımızda ama laiklik değerlerinde ne değiştiğe dair veri var benim elimde ve 2018 Nisan'ında da yenilediğimiz bu endişeli modernler adını verdiğimiz hayat tarzının da yenilediğimiz çok kapsamlı veri var. Size şunu söyleyebilirim. Emin olun ki iktidardakiler, güç sahipleri, egemenler ne kim ne dayatırsa dayatsın. Ülkenin özgürlükçülük değerleri de ileriye doğru gidiyor. Laiklik değerleri de ileriye doğru gidiyor. Çoğulculuk değerleri de ileriye doğru gidiyor. Yenilikçilik değerleri de ileriye doğru gidiyor. Demokratikleşme de ileriye doğru gidiyor. Ama bunların pratikteki karşılıklarıyla ortalıkta vücut bulan kurum ve kurumlar birbirinden uyumsuz olduğu için de insanlar tam böyle davranamıyor veya gösteremiyor olabilir. Gerilim noktalarından biri de zaten bu. Ama insanlar liderler istiyor diye durup dururken artık üç çocuk doğuralım diyerek ya da bütün ahlaki referanslarını dini referanslara çevirerek falan yaşamıyorlar. Türkiye'nin yani ve somut bir veriyle bitireyim. 2008 yılında yazın kızımı Kur'an kursuna göndermek istiyorum diyenler yüzde 45'miş. 2018 Nisan ayında tam 10 sene sonra bu yüzde 20'ye düşmüş. Onun yerine şimdi yabancı dil kursu diyor. Çok Niye enteresan. diyor? Çünkü yabancı dil kursuna giderse kızının daha kolay iş bulacağını umuyor. Umudu, temennisi kızının iş bulması ve hayatını, hanesinin dirliğini, düzenliğini sağlamak, ocağını tutturmak. Ve çok realistik bir yerden bakıyor. Onun için diyorum bu toprakların insanlarına, bu toprakların geleceğine güvenmek ve buna göre bir siyaset inşa etmekten başka yolumuz yoktur. Bu seçimler şu veya bu biçimde kim kazanırsa kazansın. Belli ki 51'le kazanacak. 51'le kazanarak 49'a rağmen bir hayat kurulamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Bizim yeniden yüz olmayı, yeniden biz olmayı düşünecek yeni bir siyaset üretme ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu seçim sonucu ne olursa olsun bizim gibi insanların 25 Haziran'dan sonra bu ülkeyi, bu ülkenin geleceğini yeniden düşünmek, tasarlamak ve bunu inşa edecek siyaseti örmek için ödevimiz ve sorumluluğumuz var. Bunu sadece korku yayarak ve yine kutlaşmanın içinden öcüler geliyor, kork, hortlaklar geliyor diyerek ve sağırlaşarak ve yalnızlaşarak halledemeyiz. Evet. Ben burada hemen bir programını daha referans olarak izleyicilerimize söylemek istiyorum. Çünkü karamsar bulunabilir bugünkü programımız ama geçen hafta Açık Radyo'da Ömer Madra ile yaptığım programda da özellikle gençlere ilişkin kısımların… Evet. Açık Radyo'nun internet sitesinden hem metin olarak hem de evet. e, ses kaydı olarak dinlenmesinde fayda görüyorum yani. Ben, yani. Evet. ben sadece fotoğraf anlatıyorum. Fotoğrafın evet. gölgesi varsa o benim suçum değil. Evet. Aksine ben son derece iyimserim. E, zamanımızı hızla doldurduk. Aslında bu prosedürdeki değişikliklere ilişkin birkaç sorum daha olacaktı. E, ama bir tanesiyle e, nihayetlendirmek istiyorum programı. En önemli sorunlardan birisi olarak da İki pusulanın tek bir zarfa Doğru. girmesinden bahsediyorsun. Çok kritik o. Evet. Çok kritik. Yani şimdiye kadar seçim tarihimizde olan bir şey değil. Şimdiye kadar her oy ayrı bir zarfa, o zarfta ayrı bir kutuya sandığı atılır. Evet. Şimdi aynı sandığa aynı zarfla iki oy atılacak. Dolayısıyla pratik olarak ne olacak? Sandığı açtılar, saydılar ve imzalarla önce, yasa böyle uzun uzun detay. 321 kişi oy kullanmış, 321 zarf var mı? Tamam dedilerse sonra zarfları açacaklar. 321 oy var mı? kaydılar. Tamam dediler. 321 başkanlık oyu, 321 milletvekili oyu ayırdılar. Milletvekili oyu pusulalar, oydu, ayrıldı, pusulalar ayrıldı. Ve şimdi bu pusula, milletvekili oyunun pusulaları burada duracak. Açıkta duracak. Masanın üstünde. Masanın üstünde. Burada şimdi Cumhurbaşkanlığını saymaya başladı. Evet. Hiçbir art niyet yok. Herkes çok temiz. Çok hukuka bağlı. Ama sabahtan insan. akşama kadar da yorulmuşuz. Burada itiraz ettik. Ya bir tane oyu... Geçerli mi, geçersiz mi? O oldu, bu oldu. Çay döktük buraya. Dirseğim çarptı, benim bu 321 oy düştü. Evet. Yeniden bunları saydık mı, doğru mu topladık, doğru mu toplamadık mı, iz mi vardı, yoktu ayrı. Bir de art niye eğer, başkanlık oyunun 180'ine, 200'üne geldiğinizde rengi belli, partimin geleceği de aşağı yukarı belli. Ben burada siz orada onları saymaya uğraşırken başladım kalemle rastgele 8 oya işaret koydum. Bu oylar Şimdi bunları sayalım dediğinizde geçersiz. Böyle olabilir veya olmayabilir. Ama bunlar oldu mu diye bir vehim iklimi varsa ki var, devletin ve siyasetçilerin görevi bu vehim iklimini tatmin edecek düzenleme yapmakta. Aksine bizim iktidarımız bu vehim iklimini çoğaltacak, körükleyecek birbirinin üstüne kararlar aldı. yaptı. Evet. Dolayısıyla da iyi niyetli mi yaptı, kötü niyetli mi yaptı tartışması son derece haklı bir tartışmadır. Yani evet. bunu hepimiz sorarız. Bütün bunlar olmasın diye zaten sandıklar ayrılıyordu, Aynen. zarflar ayrılıyordu ama bu seçimde böyle bir ciddi Problemli problemle karşı alan karşıyayız. Evet. evet. Dolayısıyla hani muhtemelen akşam 7'de Cumhurbaşkanlığı seçimi belli olur. Çünkü önce o sayılacağı için çok hızlı yürüyeceğini sanıyorum. O 7'deki renge göre eğer orada bir baş başalık varsa Muhtemel ki bu oyların sayımında çok uzun, her bir kez itiraz hakkını kullanır bilmem ne, uzun bir gece olur. Evet. Yok eğer burada itirazlık tartışma yok da bir rahat bir galibiyet veya ikinci tur göründüyse bütün seçimin sonucunu gece 10'da alabiliriz. Evet. E, Mühri kullanırken de kimi seçiyorsak siyasi parti olabilir, cumhurbaşkanı adayı olabilir. Tam onun üzerine mührü basmak evet. zorundayız. Bu evet. Çünkü bu ittifaklar meselesi de kafayı karıştırıyor. Hı -hı. İşte ittifakların Hı -hı. bulunduğu kutuda mı kutu da mı yapacağız doğru. falan filan diye. Eski seçimlerde ne yapıyorsak Aynen tıp atıp aynısını yapacağız. Herkes gayet titiz. Yapacak. Oyunu verecek, özen göstererek mesele o. Evet. Bekir çok teşekkürler. Rica ederim. Evet. Son günlere yaklaşırken Bekir Ardır'la birlikte Şehir Hepimizin programında 24 Haziran'a doğru hem Türkiye'yi konuştuk hem de son bölümde biraz da Seçimde nelere dikkat etmemiz lazım, sandıkta e, neleri dikkate almamız lazım bunları konuştuk. Efendim gelecek hafta yeni bir şehir hepimizin programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.